Celal. Kebapçı Celal. Hoş geldiniz beyler. Nasıl yardımcı olabilirim? Tanımadı beni. Pek rahat görünüyor. Tanıdım Celal Bey. Sıkıntı nedir? Dinliyorum. Yazık. Yakmış bu kafayı. Niye ayakta konuşuyoruz? Buyurun lütfen. Ayağa. Ne içersiniz? Yok. Yok. Sen gel yeter. Seni içeceğiz. Çocuklar bize müsaade edin. Ulan gümbür gümbür geliyor bela. Hadi yavrum şerbet, göster kendini. Eyvah. Ulan avukatı çok kötü öldürecek ha. Buyurun kardeşim. Buyur babam. Her gün cins cins insan tanıyorsun değil mi Davut? Öyle babam öyle. Ama bu Yul Brynner cinslikte zirve yapmış. Cinsini siktiğim. Bence başına geleceklerden hiç haberi yok. Konuya gelsek, bir toplantım var. Toplantı diyor bu baba. Bu ne dediğini biliyor mu Melek? Sinan bende. Sarı Hüsnü bende. Bizi polise ihbar etmişsin. Söyle bakayım bana. Onu da böyle kibarca mı yaptın? Ha? Konuya geldiğinize sevindim. Kimsin lan sen avukat bozuntusu? Kimin kafesin? Tasmanı kim tutuyor? Kim var arkanda? Havullah o ismi bana. Kafanı kaldır da etrafına bak Celal. Göreceksin. Benim hiçbir önemim yok Celal Bey. Bence de. Şimdi burada benimle konuşuyorsunuz. Tamam, belki sonra kafama sıkıp beni ortadan kaldırabilirsiniz. Ama sonra karşınıza başka bir avukat gelecek. O zaman da ona soracaksınız. Kimsin sen diye. İşin özü, ben önemli değilim. Önemli olan patron. Kimmiş bu patron? Kısa bir özet geçeyim size. Bir zamanlar sıradan bir taksiciydi. Ta ki kendini güçlü sanan adamlar tarafından öldürülmeye çalışıncaya dek. Hikayeyi anlatmayı bırak. Patronun kim onu söyle hadi, sade de gel. Siz sordunuz, ben de anlatıyorum. Müsaade ederseniz devam edeyim. Konuş. Bir gün taksisine bir müşteri biner. Patronun mu? He minik, patronun. Müşterinin peşinde mafya vardır. Patron müşteriyi mafyadan kurtarır ama taksi mimlenir. Mafya bir şekilde evine kadar bulur. Patronu ailesini öldürmekle tehdit ederler. Patron delirir. Bütün mafyayı tek tek öldürür. Sonra da onların tahtına geçer. Ya yürü git masallarını çoluk çocuğa anlatsın. Derdiniz ne? Derdiniz onu söyle. Köstencere'den boşalan yere patron geçecek. Siz uzak duracaksınız. Yok ya. Bana bak, avukat bozuntusu.
Ben meydan öyle hayaletlere bırakmam. Gelsin senin o taksici kardeş, kendi anlatsın masalını. Gelince ben ona bir daha bir taksimetre takacağım. Masal tamamlanmış olacak. Ya Davut alın şu puştun. Görüntüden başka bir numara yok. Öğreneceğimizi öğrendik zaten. Şemchenko. Celal Bey bakın. Bakılacak yerlere çoktan geçtik. O zaman sizi tehdit etme sırası bende. Tövbe estağfurullah ya Allah. Eşiniz Yeşim Hanım. Şu anda bir alışveriş merkezinde bir mağazada. Oğlunuz Mustafa şu anda şoförünüz tarafından okuldan alınıyor. Hani şu Keloğlan'da padişahı oynayan. Manevi kızınız avukat Melek Hanım. Sizin evinizden kendi evine gidiyor. Yanılmıyorsam. Bir süredir sizde kalıyordu değil mi? Bu iş burada bitmedi. Söyle o patronuna. Biz ne pehlivanlar gördük. Ne baba yiğitler geldi geçti. Bakın Celal Bey. Amacımız sizi tehdit etmek değil. Ama buradan düşman olarak da ayrılabiliriz. Dost olarak da. Karar sizin. Bu arada aranızda hala kafama kurşun sıkmak isteyen varsa her yerde kameralar var. Her şey kaydediliyor. Kayıtlar da burada değil. Güvenli bir yerde. Avukat. Seni güvenli bir şekilde kaldıracağım. Hiç merak etme. İntikamını alamayacak sevgilim. Rahat uyu. Avukatı barodan bir araştırın Melek'le. Hemen baba. Kimmiş, neciymiş? Aslı astarı var mı anlattıklarının bir bakın. Ne oluyor babam? Kimmiş bunlar? Anlayacağız Şevko. Ben tanımadığım insanı öldürmekten hoşlanmam. Kimmiş bilmek isterim önce. Böyle rahatını ilk defa görüyorum. Neye çattıklarını bilmiyorlar babam. Davut. Sor soruştur etrafı. Bizim alemde bilen var mı? Bir bakalım. Tamam. Tamam babam. Hadi gidiyoruz. Çıkabilirsiniz Hasan Bey. Hasan derken bana mı seslendin? Evet. Hasan'dı. Ne oldu şimdi? Bir anlatsana. Yaşıyorsun. Nasıl oldu bu iş? Gizli bir formülün mü var? Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var Hasan Bey.
İçimden bir ses bu sefer doğru taraftasın diyor. Hisleriniz doğru. Şimdi bu oldu değil mi? Celal buraya geldi. Kuyruğunu kıstırdı gitti. Öyle mi? Olacak bu iş, olacak. Ha, kolay gelsin. Eyvallah. Usta hiç kovboy filmi seyreder miydin? Hani kasabaya biri gelir. Bardan içeri girer. Bir isim uzatır. Bu adamı arıyorum der. Tanımıyorum. Ha, sen beni ödül peşinde koşan kelle avcısı sandın tabii. Dur ben sana şerif rozetimi göstereyim de belki bu hatırlamana yardımcı olur. Dediğim gibi komiserim. Daha önce hiç görmedim. Bak, Hayati'yi biliyorum. Buralara takılıyor. Bu adamla hiç gelmedin mi buraya? Beraber görmedin mi onları? Yok komiserim. Daha önce böyle bir adamla gelmedi. Hayati'ye sorun diyeceğim ama dün gece vurulduğunu söylediler. Evet, öyleymiş. Nasıl giderim Hayati'nin evine? Buradan sağ, tekrar sağ, ikinci bina. Sağ, sağ, ikinci bina. Evet. Kulağa gelsin. Sağ ol. Yabancı kasabada işinin hiç kolay olmadığını anlar ve bardan eli boş çıkar. Aa, çok ararsın Celal Baba. Aç şunu. Evlat. Kolay gelsin. Kolay gelsin Meral. Merhaba komiserim, sağ ol. Nedir gelişme, var mı bir şeyler? Faili meçhul dosyasına girecek gibi komiserim. Silah polisinde bir şey çıkmadı. Parmak izlerine de baktık ama kayıtlarda bir şey yok. Anladım. Karısı mı? Hı, evet. Müsaade edersen bir iki kelime diyeceğim. Tabii buyurun komiserim. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Müsaade var mı? Kardeş başın sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Ben komiserim. Size bir soru sormam gerekiyor. Tabii. Hayati'nin hiç düşmanı var mıydı? Bildiğiniz birileri. Yok. Hayatım kimselerle takışmazdı. Peki hani arkadaşları alacak verecek davası falan? Bilmem ki. Pek fazla konuşmazdık öyle şeyleri. Peki bu adamı hiç beraber gördünüz mü Hayati'yle? Sırası değil biliyorum. Ama senden bir kere daha bakmanı rica edeceğim. Belki hatırlarsın. Yok, görmedim. Hiç tanımıyorum.
tekrar başınız sağ olsun. Sesini çıkarma, yoksa seni bulurum. 15, 16. Ne güzel günlerdi be. Onlar taşındı buradan. Çok oldu. Öyle mi? Ya Metin benim çok eski arkadaşımdı. Nereye taşındılar? Füsun'un eşi. Balat tarafına gittiler. Ha, Balat tarafına. Sende bir adresleri falan var mı abla? Gideyim bir Metin'i göreyim, halini hatırını sorayım istiyorum. Adresleri var bende ama Metin abi öleli çok oluyor. Öldü mü? Hapishanede öldü. Bilmiyordum. Bir de iki tane oğulları vardı, elimde büyüdüler. Hiç olmazsa onları göreyim. Sen yine adresi versene bana abla. Tamam, vereyim. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Aç mısınız? Hazırlatayım mı servisinizi? Yok yeşim hanım, hiç zahmet etmeyin, sağ olun. Eyvallah hanım yenge. Eminsiniz peki. Var mı şu avukattan bir haber? Dediğin gibi avukatı araştırdık baba. Baro kayıtlarını bir bir taradık. O isimde bir avukat yok Celal baba. Emin miyiz? Vallahi biz de şaşırdık. Hatta avukat arkadaşları da aradım. Ama onlar da tanımıyor böyle birini. Bak sen şu işe. Ne oluyor Celal? Kim bu avukat? Biri işte. Boş ver gülüm. Sen ne yaptın Davut? Baba, bizim alemdeki bütün eski kulağı kesiklere gittim. Bu avukatın ne ismini ne cismini bilen yok. Tam bir sır. Ne oluyoruz lan? Kim peki bu adam? İnmecin mi? Ne oluyoruz? Harp! Baba, vallahi ben de bilmiyorum. Ne olduğunu anlamadım ama aklıma takılan bir şeyler var. Sonra. Sen bugün evine gittin mi? Yo, gitmedim. Niye sordun? Bir dakika, bir dakika. Yeşim Hanım, siz bugün alışverişe çıktınız mı? Hayır, evdeydim bütün gün. Lan bu ne iş? Ne oluyor Celal? Birileri bize oyun oynuyor. Gülüm, dur hele. Evlat, sen bugün bütün gün okuldaydın, değil mi? Gitmedim baba, bugün hastaydım. Annem de göndermedi, ben de bilgisayarda oyun oynadım. Hı, ateşi vardı. Bu avukat balon çıktı. Yemişler bunlar bizi. Aynen öyle babam. Olduklarından farklı görünmeye çalışıyorlar. Celal baba. Sonra? Bu avukat bozuntusu patron demişti hani. Hikayesinden falan bahsetmişti. He. Taksiciymiş bu. Bütün mafya bununla uğraşıyor. Sonra taksici mafyayı bitiriyor. Aha, aynen böyle bir bilgisayar oyunu vardı. Harbi mi diyorsun Mustafa? Vallahi abi, süper bir oyun. Böyle taksici herkes aklıyor.
Bak sen işe ya, adam bizi ayaküstü uyutmuş. Bu büroyu başlarına yıkacağız onların. Davut. Babam. Topla sabah bizim çocukları. Eyvallah. Tam takım gidiyoruz. Avukatını, patronunu bulacağız. Atari oynayacağız. Atari. Taksici kebapçıyla tanışmadı da. Leyla Hanım, bunu yapmak istediğinizden gerçekten emin misiniz? Hem de nasıl? Bu benim kocama olan gönül borcum. Bu yolun dönüşü yok, farkındasınız değil mi? Farkındayım, evet farkındayım. Sen niye endişe ediyorsun? Her şey bizim istediğimiz bir yolunda gitmiyor mu? Aslında ben sizin için endişeleniyorum. Ama haklısınız. Her şey tam istediğimiz gibi gidiyor. O zaman bırakalım da kebapçı Celal düşünsün başına gelecekleri. Tatlıyla çay getiriyorum. Getir Füsun teyzem, getir götürelim. Nasıl? Çok güzel. Füsun teyze için. Hı. İyi düşünmüş müyüm? Hı. Sana bu sana. Füsun teyze için değil. Gerçekten mi? Evet. Uzat bakayım kolunu. Bizzat takmayı çok isterdim ama yardımına. Heh. Evet. Fotoğraf makinesi var. Melek de. Gazeteci kız. Bundan sonra beni hep yanında taşırsın. Melek de benim senin koruyucu meleğim olduğunu gösteriyor. Ve hep öyle kalacağım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ay işte. Aa. İlk defa yaptım bunu. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenmez miyiz Füsun teyzem? Eline sağlık. Mert, sende bir şey var bugün. İyisin. Bayağı iyisin. Öyle mi diyorsun? Böyle bir kıpır kıpır bir şey var. Sanki seni heyecanlandıran bir haber almış gibisin. Sana anlatmayacağım da kime anlatacağım be Füsun teyzem? Evet, bir haber aldım. Hani sana çocukluğumla ilgili bir adamdan bahsetmiştim ya. Evet. O adamı buldum. Sahi mi? Peki aileni sordun mu? Evet. Bir ailem varmış. Sonunda. Peki sen biliyor muydun bunu? Ben de yeni öğrendim. Anlat o zaman, anlat. Kimlermiş?
bir annem, bir babam varmış Füsun teyze. Hatta bir abim bile varmış. Ah Mert, senin için çok sevindim. Peki neredelermiş? Onu daha bulamadım Füsun teyze. Adamın izini kaybettim. Ya. Olsun be Mert. Bir kere buldun ya. Sen bırakmazsın, peşini bulursun. Aynen öyle, bırakmayacağım. Elbette bulacağım. Biliyor musun? Umut'un gömleğinden bir şey çıkmadı demiştin ya. O zaman üzüldüm sandın değil mi? Üzülmedim. Ben onu bulamazsam Umut beni bulacak. Nasıl yani? Mert nasıl ailesini arıyor? Umut da beni arıyordur. Annesini arıyordur. Abisini arıyordur. Sarp'ı arıyordur. Arıyordur tabii be. Aramaz mı? Senin gibi melek aramaz mı? Değil mi? Ben kurtulamayacaktım senden. Kurtulacaksın, kurtulacaksın. Gel seninle son kez bir konuşalım hele. Sonra her şey istediğin gibi olacak. Sen yoluna, ben yoluma. Hadi bakalım. Evlat. Evlat, niye telefonlarımı açmıyorsun? Ne işin var senin burada? Sana her şeyi anlatmaya geldim. Ne anlatacakmışsın? Duymak istemiyor muydun Coşkun'la meselemiz? Demek aranızda bir mesele var. Var var, anlatacağım. Ama bak, canın çok sıkılacak. Niye? Çünkü duyacakların hoşuna gitmeyecek. Keşke Celal Baba hiç söylemeseydi diyeceksin. O kadar diyorsun. Öyle. İstiyor musun anlatmam? Geri dönüşü yok bunun. İstemem mi? Can atıyorum. Başla. Öyleyse. Ama önce senin şu kahvelerinden yap bakalım. İhtiyacım olacak. Hay hay. Yapalım bakalım. Senle de şu son konuşmalarımız bir türlü bitmedi be. Dedim ya, bu sefer farklı. Başla bakalım. Tamam, başlayalım. Ne o, gün sonu mu aldın? Aynen dediğin gibi, gün sonu gibi bir şey. Bu benim istifa mektubum Sarp. Sen şimdi bana inanmasın. Al oku, al, al. Seninle çalışmazsam istifa ederim demeye mi çalışıyorsun? Yok öyle bir şey. Kimseye bir şey ispat etmek istemiyorum. Sarp, ben artık yokum. Bak, bu mektup bu akşam işleme girdi bile. Seninle
Meleği bulmam tesadüf değildi. Bak sen. Talip ortaya çıktığında senden bir çocuk aldım diyerek şantaj yapmıştı ya bana. O zaman sana yalan söyledim. İşin aslı başka. Şantaj yaptığı çocuk sen değildin. Melekti. Melek mi? Meselenin melekle ne alakası var? Var, var. Meselenin tamamı melekle ilgili. Melek benim öz kızım Mert. Melek senin. Öz kızın. Nasıl ya? Gel. Gel otur. Anlatacağım. Demek istifa ediyorsun Yusuf Müdür. Güzel. İyi düşünmüşsün. Hayırlısı olsun. Da. Bana niye bunu anlatıyorsun? Bak Sarp. Sadece başladığın işi bitirmeni istiyorum. Tamam. Benimle çalışmak istemiyorsun. Bana güvenmiyorsun. Tamam ben yok mu? Zaten böyle amirle, böyle müdürle çalışılmaz. Duygu sömürüsü yapma. O timsah gözyaşları yemez. Sen duygu sömürüsü falan yapmıyorum. Sen de biliyorsun. Bak şu kadar hatırım varsa başladığın işi bitirirsin. Peşini bırakma. Bu kadar. İşte bu yüzden Coşkun'la Talip meselesinde sana yalan söylemek durumunda kaldım. Aslında yalan da değildi. Gerçeği bilmeni istemedim. Daha doğrusu söyleyemedim lan. Anlatamadım ya. Baba benim. Of bir dur dur dur. Kafam 10 milyon oldu 10. Melek bilmiyor değil mi? Coşkun'la Talip'in etrafımızda gezmelerin nedeni de bu. Meleğin bilmemesi, koz olarak kullanıyorlar. Peki anlat, nasıl oldu bu? Melek nasıl senin kızın? Şimdi... Bunun annesi olacak kadın... Bir başka herifle kaçtı. Namusumu, şerefimi ayaklar altına aldı. Ben Meleği onların kızı sanıyordum. Ama sonradan benim öz kızım olduğunu öğrendim. Meleğin annesini, babası sandığı adamı sen öldürttün o zaman. Doğru mudur? Kıza dokunamamıştım ama.
kıyamamıştım. Ama o ikisini delik deşik ettirdim. Sonra? Sonra bütün adamlarımı seferber ettim. Meleği aradım, Coşkun'da buldum. Orasını sen de biliyorsun. Meleği alırken seni de aldım işte. Of. Melek bunları duysa yıkılır be. Ya bakmaz yüzüne bir daha. İşte ben bu yüzden bunu, bu sırrı yıllardır sizden sakladım ya. Evlat, onu gördüğümde sen benim kızımsın. Kızımsın demek istiyorum. Öpmek, koklamak istiyorum ama yapamıyorum. İşte anla benim halim. Kızıma kızım diyemiyorum. Bu da benim cezam işte. Bu anlattıklarımı bilmeyecek. Değil mi? Evlat, kime söylüyorum ben? Yarın ilk iş emniyet müdürüme seni bildireceğim. Onlar seninle direkt temasa geçecekler. Tabii seninle bağlantıya geçecek alt rütbede bir arkadaş da olacak. Kimmiş bu arkadaş, tanıyor muyum? Tanıyorsun. Ailene yakın biri. Aileme yakın biri. Mert komiser. Mert. En uygun isim o. Zeki bir çocuk. Yarın Mert'e seni anlatacağım. Celal'in adamları arasında bir polisimiz var. Sarp aslında gizli soruşturmacı diyeceğim. Eğer kabul edersen, buluşup birlikte çalışacaksınız. İşte benden bu kadar. Hakkını helal et. Tabii bir hakkım varsa. Soruma cevap alamadım. Bir dakika, bir dakika. Coşkun nereden biliyor bütün bunları? Meleğin öz kızı mı olduğunu? Evet, evet. Nasıl biliyor bütün bunları? Şimdi ben kızımın bulmanın sevinciyle buna para verdim. Çakalın gözü açılmış, ben farkında değilim. Bu hikayenin peşine düşmüş, sonra anlamış gerçeği. Yıllardır benden parasızdırdı işte. Yani para mühim değil. Bir gün bu sırrı kızım öğrenir diye çok endişelendim ben. Ne yaptın peki? O köpeği öldürttüm. O gün bugün ölü zannediyordum.
İntikam dediği buymuş demek. Evlat. Sırrımı tutacaksın değil mi? Elbette. Melek bunu bilmeyecek. Merak etme. Kahrolur baba. Kahrolur tabii. Bir dakika, bir dakika. Madem öyle ben de sana bir sır vereyim. Söyle. Bu Coşkun piçi var ya... bana dedi ki... senin bir ailen var. Bir annem, bir babam, bir abim varmış. Sen neler diyorsun Mert? Ne güzel haber bu. Ah. Peki kimmiş ailen? Bir şey söyledi mi? Yok. O aynı işte. Koz olarak kullanıyor. Demek bir ailen var ha. Keyfim yerine geldi. Eğer doğruysa, yaşıyorlarsa Coşkun'u sahile geçireceğiz. Aileni sorup öğreneceğiz. Aynen öyle olacak. Tabii tabii. Sahile geçmeli. Sormalı, öğrenmeliyiz. Demek anne, baban, abin... vay be! Vay! Yalnız sen Coşkun öldü bil. Ürkmesin, korkmasın. Ben tek başıma halledeceğim. Aynen öyle. Sen hiç merak etme.